Kimi vücudunu yakıyor, kimi ise ıslak zeminde düşüp yaralanıyor. Ev kazaları basit gibi gözükse de ölümle bile sonuçlanabiliyor. Peki evin hangi noktalarında ne gibi önlemler alınmalı? CNN Türk muhabiri Emel Terli ve kameraman Doğukan Yıldırım uzmanına sordu. En büyük kazalardan birisi sıcak su dökülmesi ve buna bağlı yanık vakalarını çok sık görüyoruz. Kimi zaman yanık vakası, kimi ise düşmeye bağlı kırık oluşması, ev kazaları tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Hatta en küçük bir dikkatsizlik ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi televizyondaki en büyük şeylerden birisi duvara veya herhangi bir yere iyi monte edilmediği zaman en ufak sarsından dolayı bu insanların üzerine düşebilir, yangın çıkarabilir veya ön tarafta cam olduğu zaman kesiklere yol açabilir. Evde geçirilen zaman arttıkça kazalar da artıyor. Su ısıtmak için kullanılan malzemelerin başında elbette ki kettle'lar yer alıyor. Kettle mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biri, ancak bu da evdeki kazalara neden olabiliyor. Özellikle çocukların olduğu noktalardan uzak tutmakta fayda var. Sıcak suyla temas eden bölgemizi hızlıca yanık yapabilecek alandan uzaklaştırmak ve oradaki reaksiyon hala devam eder vücudumuzda, yanan bölgedeki. O reaksiyonu durdurmak için en az bir 5 dakika soğuk suyun altına tutmamız gerekiyor. Prizde unutulan ütüler de kazalara neden olabiliyor. Çoğunlukla evlerde çıkan yangınlar çok fazla elektrik çeken aletlerden dolayı. Prizde de unutuluyor. Evet. Bir kere bunu güvenli hale getirip elektrik teşkilatını iyi dikkatlice kontrol etmemiz gerekir. Kullanmayacaksak veya ütüyü tam olarak yanında değilsek mutlaka fişten çekmemiz gerekiyor. Ve mutfakta kullanılan bıçak. Mutlaka çocukların uzanamayacağı bir yerde olması lazım. Çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekir. Evdeki banyo ve tuvaletler kimi zaman işte böyle ıslak olabiliyor. Kişi banyoya girdiği zaman dengesini kaybederek düşüyor. Bu da kimi zaman yaralanmalara, hatta ölüme bile neden olabiliyor. Kaymayı önleyecek malzemeyle donatabiliriz. Mesela banyodan çıktığımız zaman adım atacağımız bölgeye kirli bir havlu olabilir veya kullandığımız bir herhangi bir malzemeyi koyarak kaymayacak bir ortam yapmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer öyle olursa kayma ihtimali azalmış olur.